Bizden 0 ile 6 pi kapalı aralığında y eşittir eksi 2 buçuk çarpı kosinüs 1 bölü 3 x'in grafiğini çizmemiz istenmiş. Şimdi bunu en iyi şekilde çizmeye çalışacağım. Ee, başlangıç olarak bu fonksiyonun en basit halini çizmekle başlayacağım. Yani kosinüs x'i çizeceğim. Kosinüs x'i çizelim. İşte burası y eksenim. Tüm grafiği sığdırabilmek için burada biraz boşluk bırakalım. Buraya eksi 1 diyelim, burası eksi 2, burası 1 ve burası 2 olsun. Buraya da 2 pi diyelim. Tabii ki burası pi olacak. İlk olarak bunu kopyalayayım sonra tekrar kullanacağım diye düşünüyorum. Hadi başlayalım. y eşittir kosinüs x'in grafiğini çiziyorum. 0 ile 2 pi arasında çizeceğim değil mi? Bunun bir periyodik fonksiyon olduğuna eminiz. Yani bu grafik artı ve eksi yönde uzayacak. Peki x eşittir 0 olduğunda kosinüs x'in değeri ne olur? Kosinüs 0'ın değeri 1'dir. Peki x eşittir pi olduğunda ne olur? Kosinüs pi'nin değeri, kosinüs pi'nin değeri eksi 1'dir değil mi? Kosinüs 2 pi'nin değeri nedir? Bunun değeri de yine 1'dir. Bir tam periyodu tamamladık. Yani bir tam döngüyü tamamladık. Kosinüs 2 pi'nin periyodu 2 pi'dir. Bu çizdiğim buradaki bir döngüdür. İstersen bu şekilde çizmeye devam edebilirim. Ancak sadece 0 ile 2 pi aralığını çizmek istedim. Şimdi ise şunu bir düşünelim. Eğer y eşittir kosinüs 1 bölü 3 x'i çizmek istersem. Önceden kopyaladığım eksenleri yapıştırayım şuraya. Evet. Bu grafikte nasıl bir değişiklik olur? Şimdi buna bakacağız. Bu iki denklem arasındaki tek fark x'i 1 bölü 3 ile çarpmış olmam. x yerine 1 bölü 3x yazdığımda bu grafikte nasıl bir değişim olur? Bu grafikte 0 ile 6 pi aralığını kullanacağım. Öncelikle sığacağına emin olayım. Burası 3 pi, burası 4 pi, burası 5 pi ve burası 6 pi. Şimdi bu grafikte ne değişecek? Evet birkaç farklı açıdan düşünebiliriz ama en kolay yolu bence şu. Bir tam döngüyü 3 katı yavaşlıkta tamamlayacağız. Ya da periyodu düşünelim. Kosinüs 1 bölü 3x'in periyodu nedir? Periyot 2 pi bölü buradaki kat sayının mutlak değeri olacaktır. Yani 1 bölü 3'ün mutlak değeri. Bu da 1 bölü 3'tür. Periyot eşittir 2 pi çarpı. 3, yani 6 pi olacaktır. Bu kosinüs fonksiyonunun içine yazdığımız 1 bölü 3 x pi'ye ulaşmamız için geçen süreyi 3 katına çıkardı anlamına geliyor. Çünkü x yerine ne yazarsak yazalım 3'te 1'ini alıyoruz öyle değil mi? Yani 2 pi'ye ulaşmak için x yerine 2 pi yazamıyorsunuz. 2 pi'ye ulaşmak için kosinüs fonksiyonunun içindeki x'e 6 pi yazmanız gerekiyor. Yani periyodumuz 6 pi x eşittir 0 olduğunda 0 çarpı 1 bölü 3 eşittir 0 yani kosinüs 0, kosinüs 0'ın değeri 1'dir. x eşittir 6 pi olduğunda bölü 3'ten dolayı kosinüs 2 pi'ye bakacağız. Kosinüs 2 pi'nin değeri de 1'dir. Aradaki değerlere de bakalım. Önceki durumda ortadaki değere bakmak için pi'yi kullanmıştık ancak burada bunun için 3 pi'yi kullanacağız değil mi? x eşittir 3 pi olduğunda kosinüs pi eşittir eksi 1'dir. Yani x eşittir 3 pi iken kosinüs 1 bölü 3 çarpı 3 pi eşittir eksi 1. Yani şöyle bir şey ortaya çıkacak. Ee, güzelce, güzelce çizmeye çalışıyorum. Evet, işte bu şekilde görünecek. Göreceğiniz üzere y eşittir kosinüs x'ten y eşittir kosinüs 1 bölü 3 x'e gittiğim zaman şu oldu. Grafik 3 katı uzunluğa esnedi diyebiliriz. Görüyorsunuz periyodu da 3 katı büyüklükte. Burada periyodu 2 pi'ydi. Şimdi bizden istenilen fonksiyonu çizebilmek için bir dönüşüm daha yapmalıyız. Kosinüs 1 bölü 3 x yerine eksi 2 buçuk çarpı kosinüs 1 bölü 3 x'i çizmemiz gerekiyordu değil mi? Hadi çizmeye çalışalım. Yine önceden kopyaladığım eksenleri bir yapıştırayım. Evet x eksenindeki değerleri de yazalım. Burası 2 pi, burası 3 pi, burası 4 pi, burası 5 pi ve burası ise 6 pi. Şimdi amacımız şunu çizmek. Bu arada burada 0 ile 6 pi aralığını çizmiştik. Burada ise 0 ile 2 pi aralığını çizmiştik. Biliyoruz ki bunların hepsi periyodik fonksiyon. Bu şekilde devam ediyorlar aslında. Evet. Bu sefer ise y eşittir eksi 2 buçuk çarpı kosinüs 1 bölü 3 eksi çizmek istiyoruz. Peki fonksiyonu 2 buçuk ile çarpmamız nasıl bir değişiklik oluşturacak? Öncelikle şunlara bir bakalım. İlk iki fonksiyon için genlikleri neydi? iki şekilde düşünebilirsiniz. Minimum ve maksimum nokta arasındaki uzaklığın yarısı olarak düşünebilirsiniz. İki grafikte de minimum değer eksi bir, maksimum değer birdir. Bunların farkı ikidir, yarısı ise bir olacaktır. Ya da buradaki kat mutlak değerini alabilirsiniz. Mutlak değer bir de aynı şekilde size biri verecektir. Peki, buradaki fonksiyonun genliği ne olacak? Buradaki kosinüsün başındaki kat mutlak değeri olacak değil mi? Bu durumda gen eşittir. Ee, yeşille yazayım, evet. Eksi iki buçuğun mutlak değeri yani iki buçuk olacak. Peki bunu eksi iki buçuk ile çarpmak bu grafiğe nasıl bir dönüşüm uygulayacak? Şimdi şu şekilde düşünelim. Eğer artı iki buçuk ile çarpsaydık grafiği yukarıya doğru esnetecektik. Her bir nokta yukarı yönde iki buçuk katına çıkacaktı. Ancak burada eksi iki buçuk ile çarpıyoruz. Yani önce esneteceksiniz sonra x eksenine göre yansıtacaksınız. Hadi gelin yapalım. x eşittir 0 olduğunda bu örnekte 1 elde ediyordunuz. Şimdi ise eksi 2 buçuk ile çarpıyoruz. Yani değeri eksi 2 buçuk olacaktır. Biraz daha açık yazalım. Burası eksi 3 olacak. Burası artı 3 olacak. Buradaki değer ise eksi 2 buçuk olacak. Evet. Buraya kesikli çizgi çekeyim. Biraz daha kullanışlı olur. Kosinüs 1 bölü 3 x'in değeri 0 ise neyle çarptığınızın bir önemi yok. Burası yine 0 olacaktır. Kosinüs 1 bölü 3 x'in değeri eksi 1 olduğunda yani x pi bölü 3 değerini aldığında ne olacak? Kosinüs 1 bölü 3 x'in değerini burada eksi 1 olarak görüyoruz. Bunun eksi 2 buçuk katı ise artı 2 buçuk olacaktır değil mi? Buraya da kesikli çizgi çekeyim evet. Artı 2 buçuk işte burada olacak. Kosinüs 1 bölü 3 x'in değeri 0 olduğunda yine ne ile çarptığımızın bir önemi olmayacak. Değeri 0 olacaktır. Son olarak x eşittir 6 pi olduğunda kosinüs 1 bölü 3 x'in değeri 1'dir. Bunu eksi 2 buçuk ile çarptığınızda yine eksi iki buçuk olacaktır. O da buraya denk geliyor. Evet, şimdi grafiği çizmek için hazırız. Denklemi mor ile yazmıştım. Hadi grafiği de mor ile çizelim. Şu şekilde görünecektir. Evet, evet, işte ne değiştiğini gördünüz. Buraya bir bölü üç koymak grafiği esnetti ve periyodunu üç katına çıkarttı. Eksi iki buçuk ile çarpmak ise burayı biraz büyütüyorsunuz. Ancak bu sefer negatif işaretli. Yani sadece genliğini arttırmıyorsunuz grafiği yansıtıyorsunuz da Aslında bu örnek için genliği iki buçuk oldu orta noktadan iki buçuk kadar uzağa gidiyoruz ya da minimum ve maksimum nokta arasındaki uzaklık 5'tir Bunun yarısı da iki buçuktur Yani bu grafiği iki buçuk ile çarptığınızda sadece iki buçuk katına çıkarıyorsunuz ancak işaretimiz negatif olduğu için bu grafiği x eksenine göre bir de yansıtmamız gerekiyor Sonuç olarak işte bunu elde ediyoruz yani bunun genliği iki buçuktur ve bu buradaki grafiğin yansıtılmış versiyonudur.